Tamam Süleyman. Hoş geldin Selin Hanım. Bu abiler kim? Nakliyeciler. Güney söyledi. Ev sahibi evi boşaltmanızı istemiş. İsabet oldu. Torunumun bu köhne yerde doğmasındansa benim evimde doğması çok iyi olacak. Nasıl yani? Bizim taşımamıza mı karar verdiniz? Aşkım. Anne. Ne oldu? Ne iş var burada? Annen gene kafasına göre iş yapıyor Güney. Onun evine taşınacakmışız. Anne ne saçmalıyorsun sen yine ya? Oğlum benim villandan daha iyisini mi bulacaksınız? Hem yani bulsanız bile paranız yetmez. Neyse. Dediğim gibi sadece özel eşyalar. Başka hiçbir şeye lüzum yok. Kardeşim müsaade eder misin? Hayır abiciğim müsaade etmiyorum ya. Giremezsin evime. Güney. Karına biraz makul olmasını söyler misin? Ya Güney, annene kukla olmadığımızı söyler misin? Ya kendi kararlarımızı kendimiz verebilecek yaştayız. Hanımlar, tamam bir saniye durun bir sakin olun. Aşkım, bak hemen taşınmak zorunda değiliz ama istersen annemin önerisini bir düşüneceğimizi söyleyelim anneme. Hayır Güney. Ya bu evin kombisi bile yok. Ya bu fakirlik içinde mi doğuracaksın torunumu? Evet, burada doğuracağım. Fakir ama mutlu annesi babası olacak, tamam mı benim çocuğumun? Tamam, bir sakin olun. Tamam aşkım. Hadi sen içeri geç. Daha fazla sinirlenme. Söz taşınacağız hiçbir yere. Hadi. Kesin büyü yapmış bu kız sana. Baksana oyuncağı olmuşsun karının. Anne başlama gene lütfen. Hadi sen de git. Hadi. Gelmiyorsunuz yani. Anne soruyor musun hala? Gelmiyoruz tabii. Hadi. Ne yapıyoruz şimdi Selin Hanım? Gidiyoruz. Thank you.